Kültür Platformu değerli üyeleri, bugün sizler için Özbekistan Cumhuriyeti'nin düzenlemiş olduğu bir resepsiyona katılacağım. Özbekistan Cumhuriyeti'nin 30. yılını bir resepsiyonla kutlanacak. Birkaç gün sonra Kazakistan Cumhuriyeti'nin yine bir resepsiyonu var. İmkanlarım ölçüsünde onlardan da size kareler aktarmaya çalışacağım. Özbekistan denildiği zaman aklımıza hemen Seyhun ve Ceyhun ırmakları geliyor. Aral Gölü geliyor. Ve Seyhun Ceyhun ırmağının suladığı o verimli topraklar aklımıza geliyor. O topraklarda yetişen pamuk dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Yani Özbekistan'da yetişen pamuk çok farklı kalitede dünya piyasasına sunuluyor. İşte onun için Ruslar ta 1924'te Özbekistan'ı işgal ettiler ve o günden 1991 yılına kadar işgal altında tuttular. İşte çok şükür ki Özbekistan Cumhuriyeti de 1991 yılında bağımsızlığını tamamlamış oldu. 25 Aralık tarihi itibariyle. Özbekistan dediğimizde aklımıza başka ne geliyor? Ferhana Vadisi geliyor. Buhara geliyor, Semerkant geliyor, Hire geliyor ve Türk dünyasının aslında gerçekten sanat eserleri bu bölgede toplanmış. Ferhana Vadisi'nde rahmetli Enver Paşa'nın at koşturması aklımıza geliyor. Buhara'yı kuşatması ve Buhara'yı Ruslardan tekrar geri alması aklımıza geliyor. Allah rahmet etsin orada ölen şehitlerimize. Özbekistan Cumhuriyeti gerçekten 34 milyonluk nüfusuyla o bölgenin en önemli ülkelerinden birisi. Hem askeri gücü bakımından hem yetişmiş genç nüfusu bakımından önemli bir stratejik konuma sahip. Denize kıyısı olmayan iki tane ülkeden birisidir. Liechtenstein bir de Özbekistan. Denize kıyısı yok ama etrafındaki Türk Cumhuriyetleri aracılığıyla ve Türkiye aracılığıyla dünyaya açılma şansını bugün bulmuş gibi görünüyor. Biliyorsunuz Türk soya bağlı Türk Devletler Teşkilatı'nın 2019 yılında tam üyesi oldu Özbekistan. Özbekistan bu açıdan da bir şans yakalamış oldu. Hem ihraç edeceği ürünler hem ithal edeceği ürünler arasında diğer Türk devletleriyle işbirliği yapması Özbekistan'ın ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin lehine olacaktır. Birazdan size Özbekistan'ın resepsiyonundan görüntüler aktaracağım. Şimdi görüşmek üzere diyorum. Selamun aleyküm İstanbul. İyi akşamlar. Gecemizin değerli misafirleri, hanımlar ve beyler. Aziz dostlar, serkuyor, güzel cennet mekan, Özbekistan zamiriden ve Özbek halkına sizler için sağınçlı ve dostana selamlarını getirdik. Kabul kılgaysız.
Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Mecidiyeköy'de düzenlemiş olduğu kokteyl ve ardından müzik şöleni gerçekten başarılı bir şekilde sona erdi. Özellikle davetliler isim isim bütün koltuklara yazılmış, herkesin yeri belirlenmişti. Bu işte emeği geçen Başkonsolosluk Başkatibi Şerzot Bey'e teşekkür ediyoruz. Şerzot Bey gerçekten bir emek harcamış ve isim isim herkesin ismini oturacağı koltukları belirlemişti. Ardından müzik başladı. Hayatımda gördüğüm Özbek danslarının en güzeliydi. Gerçekten hareketler çok ritmik, müzik çok akustik bir ortamdaydı. Çok başarılı bir program izledik. Bu programı düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sanatçılarımıza, genç sanatçılarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Gerçekten çok başarılı bir program sundular. İnşallah gelecek günlerde daha güzel programlarla birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.